Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gene ne yazık ki ülkemizde nahoş hadiseler devam etmekte. Bu nahoş devam eden hadiselerin biri benim ilim olan Bitlis'te olduğu için sözü önce Sayın Vekilimiz bana bıraktı. 2013 tarihinde müzakerelerin başlamasıyla Bitlis, Diyarbakır, Şırnak ve Dersim gibi birçok ilde 90'lı yıllarda çatışmalarda yaşamını kaybeden insanlar için toplamda 13 tane mezarlık kurulmuştur. Toplu mezarlarda bulunan birçok cenaze de bu mezarlıklara defnedilmiştir. Bu cenazelerin tamamı aileler tarafından bulunarak buralara taşınmıştır. Mezarlıkların inşa edilme sürecinde devlet hiçbir şekilde müdahale etmemiş, kamuya açık bir şekilde bu definler gerçekleştirmiştir. Bu mezarlıklardan bir tanesi de Ekim 2013'te Bitlis merkeze bağlı Yukarı Olek köyünde toplu katılımla açılan, kamuoyunda da Garzan Şehitliği olarak bilinen Yukarı Olek mezarlığıdır. AKP iktidarının çözüm sürecini sonlandırarak 2015 yılında savaş politikasını devreye sokmasından sonra bu mezarlıklar da birer hedef tahtası haline getirilmiş. Bu süreçte mezarlar defalarca bombalanmış, mezar taşları kırılmış, taziye evine zarar verilmiş, mezarlar ve mezarlığa giden yollar tahrip edilmiştir. Bu tahrip edilen mezarlıklardan biri de Bitlis Garzan mezarlığıdır. Garzan mezarlığı havadan bombalanmak suretiyle tahrip edilmiş, mezar taşları kırılmış, burada yer alan taziye evi de yıkılmıştır. Burası özel güvenlik bölgesi ilan edilerek ziyarete tamamen kapatılmıştır. Tabii yeni bir mesaj aldım. Gene benim bir hemşerim, Bitlisli bir hemşerim. Aynen şöyle yazıyor. Konu diyor Yukarı Olek Mezarlığı. Bu mezarlık kamuoyunda Garzan Şehitliği olarak bilinmektedir. Son günlerde bu mezarlığın güvenlik güçleri tarafından yıkıldığını duyumu üzerine 18-12-2017 tarihinde Bitlis Valiliğine yazılı bir dilekçeyle müracaat ettim. Kızım Dilan Bingöl'ün cenazesi de o mezarlıkta defin edilmişti. Verdiğim dilekçede kızımın mezarını ziyaret etmek istediğimi, o bölgede herhangi bir yasağın olmadığını tarafa bildirmesini talep ettim. Valilik yetkileri dilekçemi jandarma bölgesi diye jandarmaya havale ettiler. Ben de dilekçeyi jandarmaya bırakıp geldim. 19-12-2017 tarihinde jandarmadan beni aradılar ve dediler ki o mezarlıkta bulunan 267 cenaze savcılık talimatıyla çıkarılmıştır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmiştir. Bunun üzerine 20-12-2017 tarihinde kızımın mezarını ziyaret etmek için Yukarı Olek Köyü'ne bulunan mezarlığa gittim. Mezarlığa gittiğimde kızımın mezarı yerinde yoktu. Mezar yıkılmış ve cenazeye ait kemikler ve mezardan çıkarılmış ve götürülmüştür. Orada mezar diye bir şey kalmamıştır. Diğer mezarlara baktım, tüm mezarlar aynı durumdaydı. Kısacası kızıma ait cenaze dahil tüm cenazeler oradan alınıp götürülmüş. Bunun üzerine 21-12-2017 tarihinde Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettim. Hem kızıma ait cenazeyi talep ettim, hem de ilgililer hakkında suç duyurusunda bulundum. Çünkü zaten kızımın cenazesini Urfa Adli Tıp Kurumu'ndan defin ve nakil ruhsatını alarak teslim almış ve o mezarlıkta defin etmiştim. Bu defin işlemiyle ilgili ben ve eşim hakkında soruşturma açıldı. Mahkemede yargılandık ve beraat ettik. Kızımın açık kimliği bilinmesine rağmen tekrar adli tıp işlemlerine tabi tutulmasının hiçbir hukuki kurala uymayacağı malumdur diyor. Evet, ne yazık ki bu türlü olaylar yaşanıyor. Hatta daha dün genel kurulda Sayın Ayşe Başaran cenazelerin yıkanmaması için talimat verildiğini iddia etti. AKP'li yetkililer kalkıp bunu ispatlayın dediler. Biz de aynen delilleri çıkardık. Buyurun. Mezarlık tamamen tahrip edilmiştir. İnsanların en azından çocuklarına, kardeşlerine, akrabalarına okuyacakları, Fatiha okuyacakları bir mezarlarda bırakılmamıştır.
Bu davranış ne İslamiyete ne insaniyete sığar. Bugüne kadar yapılan çeşitli katliamlar, cenazelerin zırhlı araçların peşine takılıp sürüklenmesi, cenazelerin çıplak şekilde teşhir edilmesi, birçoğu çocuk olmak üzere zırhlı araçlarla insanların katledilmesi hep bireysel olarak, olay olarak geçiştirildi. Ama görülüyor ki resmen bir kin ve nefret tohumu serpiştiriliyor. Bu iyi bir gidişat değildir. Yetkililerden bunun iyice incelenip su yüzüne çıkarmasını istiyorum. Çünkü bugün Bitlis Milletvekili Sayın Müzgin Irgat da valiyle bu konuda konuşmak için, görüşmek için randevu talep etmiştir. Vali görüşmek istemediğini söylemiştir. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli basın emekçileri, Sayın Vekilim size anlattıkları Bitlis ve son dönemlerde çok sık yaşanan bir durum. Biliyorsunuz bu yeni bir şey değil. Herhalde yeryüzünde insanlık var oldukça, insanlar kendi insanlığının farkındalığını yaşadıkça cenazeler hep gömülmüştür. Ve çünkü cenazelere de her zaman saygı duyulmuştur. İnancına, kimliğine, cinsine ne olursa olsun hep saygı duyulmuştur. Öyle ki tarihte, yasalarda bile yazılı değildir. Siz bakın, insanlık var oldukça cenazeler gömülmekle üzerinde bir kültür vardır. Ve kime olduğuna bakılmaz. Cenazeler giderken ayağa kalkar, selam durur. Böyle bir kültür, böyle bir geleneği insanlarıyız. Lakin son 2,5 yıl özellikle çok barbarlık düzeyinde bir cenaze yaklaşımlar var. Bunu Çize'de ilk dönemlerde Cemile Çağırgın'ın da buzdolabında bekletmesinden biliyoruz. O dönemlerde ben de bir şekilde oradaydım ve buzdolabında nasıl bekletildiğini, o cenazeye neler yapıldığını çok iyi biliyorum. O süreçte de biz bunu çok tartışmaya açtık. Çok ısrarla kamuoyunun bunu duyarlı olmasına nasıl çağrılarda bulunduk. Lakin yeterli düzeyde bir duyarlılık geliştiremedik. Ve o kadar söylerken insanın içinin acıdığı, insanın gerçekten kendisinden, insanlığa utandığı bir dönemden geçiyoruz. Cenazeler çıplak soyuluyor arkadaşlar. Ve fotoğrafları çekiliyor, videosu çekiliyor. O videolar sosyal medyalara atılıyor. O insanların bir annesi, babası, ailesi, yakınları var. O insanlar kendi başına bir, yani bu bile kendi başına o insana, yaşamına ve değerlerine, ailesine ait olduğu kimliğe dair baktığımızda korkunç bir şey. En savunmasızlandır o cenaze, en savunmasızlandır. Sonra her şey yapabilirsiniz. Çünkü kalkmaz, konuşmaz, hiçbir şey yapamaz. Ama siz güç olarak her şeyi yapabilirsiniz. Ve böyle bir durumda gidip o hiç savunmasız olan bir duruma en ağır işkence yapmanız sizin bir insan olma durumunuzdan çok daha geride bir yerde olduğunuzu söylemeye imtina ettiğim bir cinse büründüğünüz anlamına gelir. Şimdi olay bir boyutu böyle. Diğer boyutta mezarlıklar boşaltılıyor. Valilik böyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte kamu güvenliği üzerinden bunu kaldırdık. İşte ailelere teslim edeceğiz vesaire. Ama oranın görgü tanıklığı şunu söylüyor. Cenazeler çıkarırken kemiklerle iş makineleri açılmış. O mezarlıkta kemikler toplu olarak böyle torbaların içine konarak İstanbul Adliye'ye ya da bir başka adliye gönderilmiş. Şimdi kamu güvenliği diyor. Kamu güvenliği 262 tane cenazenin orada bir kamuya nasıl bir güvenlik zafiyeti yaratılır bilmiyorum. O anne babanın mezarına gittiğinde bir Fatiha okuması hangi kamuya güvenliği tehdit ediyor onu da bilmiyorum. Varsa bunun mantıklı açıklaması lütfen yapsınlar. Öyle bir haldeyiz ki Van'da Ermeni mezarının üstüne kayyum gidip cami yap, tuvalet yapıyor. Yani bu kadar insanlık hiçbir zaman kendisinden utanmamıştı. Orta çağda bile insanlık var oldukça iki taraf savaşır. Belli saatler içerisinde bir ateşkes yapar. Cenazeler takas olur. Şimdi bu da yok. Siz az önce vekilimize söyledi. Yani her türlü bir intikam duygusunu o en savunmasız cenaze üzerinden yapmaya, kendi üzerine yani bütün o vahşi duygular, ilkel duygular onun üzerinde tatmin etme gibi bir hastalık bir durumla karşı karşıya ise. Şimdi zaten yaşamı yitirmiş. Hiçbir şey ne yaparsanız yapın bir şey yapamazsınız yani. O annesine, babasına, ailesine, yakınlarına, çevresine bir karşı bir saygınızın, bir insan olma, kendinize olan bir saygınızın orada bir pratiğe dönüşmesini bekliyoruz. Ve bunu hızlıca söyleyeyim. Şimdi bu asla ve asla kabul edilir bir durum değildir. O çocukların, o insanların, orada yaşamı yitirenlerin kim olursa olsun, kimin olursa olsun artık hükmü kalkmıştır. Mezarında, ölümünde, taziyesinde ve gömülmesinde insan olma haklarını
yerine getirme gibi bir yükümlülüğü vardır. Onların da anne babası, kardeşleri, yakınları, arkadaşları ve dostların da aynı şekilde o hakka sahiptir. Dolayısıyla bu insan hakkına saygıyı insan olma farkındalığıyla yaklaşmasını bekliyoruz. Ve bir daha tekrar etmemesini diliyoruz. Çünkü bu sürdürülebilir, oluşabilir bir durum değildir. Bunu söylerken, bunun basın toplantısını yaparken bile nasıl söyleyeceğimizi düşünüyorum. Yani onu bile çok ağır bir konu. Çünkü bu kadar vahşet bir durum nasıl anlatabilirsiniz? Onu bile kelimelere sığdıracak bir durumda değil. O denli zor bir konu bizim açımızdan. Çünkü cenazedir, mezardır, ailesi vardır ve hükmü kalkmıştır. Dolayısıyla o ailelere ve cenazelere, mezarlıklara saygı duyulması gerekir. Son bir şeyle bunu kapatmak istiyorum. Mesela Yeniköy'de, Diyarbakır Yeniköy'de mezarlığında 15 yaşında adı Ali Çekvar Çubuk olan bir çocuğu, ikinci ismi Kürtçe olduğu için emniyet gidip o Çekvar'ın ismini siliyor, Ali Çubuk yapıyor. Anne babası niye böyle yaptın deyince anne babasını darp ediyor. Kardeşini gözaltına alıyor ve tutukluyor. Şimdi buradan vahim bir tablonun vehametini siz var, kendiniz hesaplayın. Ve buradan hani insanların az önce bahsettiğimiz gibi gömülme, yıkanma, taziyesini kurma, mezarda rahat bırakılma gibi bir hakka sahiptir. Bu barbarlığa bir an önce son verilmesini ve herkesin kendi insanla bir daha insanlığını hatırlamasını bekliyoruz. Teşekkür ederiz.